genel izleyici için uygundur. Kanser tedavisinde immünoterapi sayesinde oldukça yüksek başarılar elde ediliyor sevgili izleyiciler. Hastanın ve hastalığın durumuna göre bazen kemoterapi ile birlikte bazen de tek başına tedavi edebiliyor. İmmünoterapi aslında son 5 yıldır bizim rutin pratiğimize giren bir tedavi. Yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki aslında tümör kitlesinin içerisinde bizim bağışıklık sistemi hücrelerimiz var ve bunlar uyku halinde duruyor. Tümörün bunları uyutmak için kullandığı bazı moleküller tespit edildi ve biz de bu molekülleri tekrar inhibe ederek, tekrar bağlayarak, bunları tekrar azaltarak kendi bağışıklık sistemi hücrelerimizin tümörle savaşmasını sağlamaya başladık. İmmünoterapi, tümör hücresinin içerisinde uyku halinde olan bağışıklık sistemi hücreleri tespit edilen kanser türlerinde kullanılabiliyor. Bazı tümör hücrelerinde daha etkili bu immünoterapiler. Ülkemizde mesela sadece şu anda böbrek tümörlerinde, cilt tümörlerinin bazılarında, nüksetmiş Hodgkin lenfoma dediğimiz lenf kanseri türlerinde rutin kullanıma girdi. İmmünoterapi belirli durumlarda kemoterapiyle birlikte ya da tek başına uygulanabiliyor. Önemli olan tümör kitlesinin içerisindeki bağışıklık sistemi hücrelerinin miktarı aslında. Eğer bu bağışıklık sistemi hücreleri çok miktardaysa, yani bizim bu maddeleri kullanarak bağışıklık sistemini daha fazla etkileştirebileceksek, o zaman tek başına kullanabiliyoruz immünoterapiyi. İmmünoterapinin başarı oranı uygulanan kanser türüne göre değişiklik gösterebiliyor. Meme kanserindeki başarı şansıyla akciğer kanserindeki veya böbrek tümöründeki başarı şansı birlikte değil. Daha çok böbrek tümörlerinde çok etkili, cilt tümörlerinde, malign melanom denilen cilt tümörlerinde daha etkililer. Bunlar daha çok ileri evre hastalarda kullanılıyor. İmmünoterapi damardan serum şeklinde uygulanıyor. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir tedavi. Hasta bununla ilgili herhangi bir ağrı, sızı veya herhangi bir bulantı hissi hissetmiyor. Kemoterapilerden en büyük farkı da zaten bu yan etkilerin daha az olması. Evet sevgili izleyiciler, bugün de baştan sona sağlık haberlerimizin sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.